Elimizde gx eşittir x kare çarpı lnx fonksiyonu var. Bu videoda gx'in mutlak maksimum ve minimum noktalarını bulmaya çalışacağız. Bunlar g'nin maksimum ve minimum değerlerini almasını sağlayan x'ler ve kendilerinden zaman zaman mutlak maksimum ya da minimum olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. İsterseniz öncelikle gx'in tanımlı olduğu aralığı bulalım. Doğal logaritmanın içindeki değerin sıfırdan büyük olması gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu durumda tanım kümesi de sıfırdan büyük reel sayılar olur. Hemen not ediyorum. x'in sıfırdan büyük olması gerekir sıfırın doğal logaritması tanımlı değildir. Başka bir deyişle, e'nin herhangi bir kuvvetini alıp da sonucun sıfır olması imkansızdır. Buna ek olarak negatif sayıların doğal logaritmaları da yine aynı mantık çerçevesinde tanımlı değillerdir. Evet, tanım kümemiz bu. Tanım kümesi sıfırdan büyük tüm x reel sayıları. Anlaştık değil mi? Tabii bu da mutlak maksimum ve minimum noktalarının bu küme dahilinde olması gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bu noktaları bulmak için isterseniz işe yerel maksimum ve minimum noktalarıyla başlayalım ve bunların mutlak maksimum ve minimum noktaları için iyi adaylar olup olmadıklarını inceleyelim. Yerel maksimum ve minimum noktalarını kritik noktaları inceleyerek bulabiliriz. Bunun için hemen g(x)'in türevini alalım. Ah, değişiklik olsun diye yeni bir renk kullanayım. Evet, g üssü x eşittir. Çarpım kuralını kullanacağız. x karenin türevi 2x'tir. Bunu ikinci terim yani ln x ile çarpacağız. Artı x kare çarpı ln x'in türevi, bu da 1 bölü x'e eşittir. x kare çarpı 1 bölü x'i de, evet, x olarak yazabilirim. Böylece g üssü x'i bulduk. Şimdi de kritik noktaları bulalım. Bu noktalar x'in 0'dan büyük olması koşulunu sağlamak zorundalar. Aynı zamanda da g üssü x'i tanımsız ya da 0 yapacaklar. Önce 0'a eşit olması senaryosunu değerlendirelim. 2x çarpı ln x artı x'i 0'a eşit diyorum. İki taraftan da x çıkaralım. 2x çarpı x'in doğal logaritması eşittir eksi x. Ve her iki tarafı x'e bölelim. Hatta hatta 2x'e bölelim öyle değil mi? Böylece ln x eşittir eksi 1 bölü 2'yi elde ederiz. Eksi x'i 2x'e bölersek 1 bölü 2 değil mi? Buradan da x'i e üzeri eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Doğal logaritmanın tabanının e olduğunu hatırlıyorsunuz. e üzeri eksi 1 bölü 2. Bunu isterseniz 1 bölü karekök içinde e olarak da yazabilirsiniz. Bu değer g üssü x'in sıfır olduğu değerlerden biridir. Bu arada g üssü x'i sıfır yapan tek değerin ya da kritik değerin bu olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Peki g üssüyü tanımsız yapan bir değer var mı? bu noktaların tanım kümesinde olmaları gerektiğini unutmayın. Bir bakalım, 2x ve x'i x'in herhangi bir değeri için değerlendirebiliriz. x'in doğal logaritması, x'in sıfırdan büyük değerleri için tanımlı, bu da zaten az önce bahsettiğimiz tanım kümesiyle aynı şey demek oluyor. Başka bir deyişle, bu tanım kümesi içinde türevin x'in tüm değerleri için tanımlı olacağını söylemek mümkün. O halde şimdi de bu kritik noktaya yaklaşırken neler olduğunu inceleyelim. İki tarafa da bakacağız. Yani x'in bundan büyük ve küçük değerlerine. Gözümüzün önüne getirebilmek için ufak bir sayı doğrusu çiziyorum. Burası eksi 1, burası 0. E üzeri e, bir bakalım. 1'den azıcık küçük bir değerdir değil mi? Buraya 1'i koyalım. Burası da 2 olsun. Kritik noktamız yani 1 bölü karekök içinde e yaklaşık olarak buralarda bir yerlerde olacak. Not ediyorum. 1 bölü karekök içinde e. Tanım kümesindeki x'lerin sıfırdan büyük olduklarını da biliyoruz. Bu yüzden de öncelikle sıfırla bu kritik nokta arasındaki aralığı ele alalım. İşte burası. Sıfırla 1 bölü karekök içinde e açık aralığı. G üssünün bu aralıkta pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna bakacağız. Sonra bir de x'in 1 bölü karekök içinde e'den büyük olduğu aralığa bakacağız. Bu da 1 bölü karekök içinde e ile artı sonsuz açık aralığı. Şimdi sarıyla işaretlediğim aralıkta bulunan rastgele bir değer alalım. Mesela g üssü 0,1. Evet, g üstü 0,1'in kesinlikle bu aralıkta olduğunu biliyoruz. 0,1 çarpı 2 yani 0,2 çarpı 0,1'in doğal logaritması artı 0,1. Bu negatif bir değer olacak. Hatta ve hatta eksi birden küçük olacağını bile söyleyebiliriz. Neden diyecek olursanız, e üzeri eksi 1, bir, bir bölü e'ye, yani 1 bölü yaklaşık iki virgül yediye eşittir. Ve bu da yine yaklaşık olarak sıfır virgül üç ile sıfır virgül dört arasında bir değeri eşittir. 1 için durum böyle ise 0,1 için çok daha fazla negatif olması gerekir değil mi? Bu yüzden de buranın eksi 1'den küçük bir değer alacağını not ediyorum. Bu eğer eksi 1'den küçükse bunu 0,2 ile çarptığımda eksi 0,2'den küçük bir değer elde ederim. 0,1 ile topladığımda ise elimizdeki değer hala negatif olur. O halde bu sarı aralıkta g üstü x'in 0'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir hesap makinesiyle de yapabilirdim. Hatta o zaman her şey daha kolay olurdu. Ama olsun böylesi daha iyi. G üssü x'in bu aralıkta sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Bakalım bu mavi aralıkta durum ne olacak? Buradan da mesela 1'i seçelim. G üssü 1 eşittir 2 çarpı ln 1 artı 1. 1'in doğal logaritması 0'dır ve bu yüzden de bu 1'e eşit olur. Böylelikle mavi aralıkta kullandığımız x değerine bağlı olarak g üssü x'in 0'dan büyük olacağını bulmuş olduk. Görünüşe göre fonksiyonumuz 0'dan 1 bölü karekök içinde e'ye doğru azalıyor ve bundan sonra da artışa geçiyor. Ve x'in 1 bölü karekök içinde e'den büyük tüm değerleri için bir artıştan söz etmek mümkün. Fonksiyon bu değere doğru azalıp bu değerden sonra artıyorsa bu nokta yani 1 bölü karekök içinde e noktası bizim için global ya da mutlak bir minimum noktası olur. Öyle değil mi? Hemen not ediyorum. x eşittir 1 bölü karekök içinde e mutlak minimum noktasıdır ve mutlak maksimum noktası da yoktur. Bir bölü kare içinde e'den büyük değerler için neler olduğunu düşünecek olursak, öncelikle fonksiyonumuzun sürekli artışta olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız x kare sonsuza doğru gidecek, x'in doğal logaritması x kareden daha yavaş artacak ama yine de bu ikisinin sonsuza gideceklerini söyleyebiliriz. Evet, mutlak maksimum değeri yoktur. İsterseniz bir de grafiği inceleyelim. Böylelikle tüm bu yaptıklarımızın doğru olup olmadığını da görmüş oluruz. Ben grafiği önceden çizmiştim. Bunu hemen şuraya kopyalayayım. Evet, fonksiyonumuzun grafiği işte burada. Tam buradaki nokta 1 bölü karekök içinde e. Bunu grafikten okumak pek mümkün değil ama olsun not edeyim. x eşittir 1 bölü karekök içinde e. Gördüğünüz gibi bu mutlak bir minimum noktası ve mutlak bir maksimum noktası da yok fonksiyonun aldığı değerler oldukça yüksek ama herhangi bir maksimum değeri yok